Allah'a hamdolsun depremin olduğu günün sabahında kardeşlerimiz Reyhanlı'daydı. Şanlıurfa'daydı. Hatay'daydı. Hemen akabinde buradan ekipler çıkarttık. Günlük 9-10 ekip kardeşlerimiz Malatya'ya, Adıyaman'a, Maraş'a, Malatya'nın, Adıyaman'ın köylerine elhamdülillah sobalar, tüpler, elbiseler, ekmekler dolup dolup gitti. Dolup dolup dağıttılar kardeşlerimiz. Kapı kapı. O kardeşlerimi tebrik ediyorum. Gece gündüz buz gibi havada sabaha kadar orada nöbet tuttular. Bir saat ya uyudular ya uyumadılar. Bu Allah'ın ve müminlerin sevdiği en hayırlı ameldi. İnşallah bu hayırlı ameller Allah'ın rahmetini celbedecektir. Hatta bir kardeşimiz öyle dedi. Hocam dedi, ben hala her zaman hazırım dedi. Nereye dersen hemen giderim dedi. Vallahi gecenin o ayazında kapı kapı gezmelerim bana öyle zevk verdi ki, öyle feyiz verdi ki, öyle haz aldım ki beni 7 yıldızlı otellerde misafir etselerdi ben o zevki tadamazdım dedi. İçinizde Allah razı olsun. Her bir kardeşimiz çok büyük bir özveriyle yardım ediyor. Bu seferberlik bir günlük değil, 10 günlük değil. En az bir yıl sürecek bir hayır faaliyeti. Hiç durmadan, duraksamadan kardeşlerimizin yarasını saracağız. İnşallah aşevimiz 4. yılında pazartesiden itibaren de depremzede kardeşlerimiz öncelikli olmak üzere yemek çıkarıyoruz. Buradan da söylüyorum, 11 ile 14 arası, 11 ile 14 arası yani 2'ye kadar yemek almak isteyen tüm depremzede kardeşlerimiz buyursun gelsin. Aşevimizden onlara sıcak yemek ikram edeceğiz. Ne yiyorsak aynı kalitede. Birinci sınıf kalitede elhamdülillah. İnşallah bu hizmete de devam edeceğiz. İlçelere elhamdülillah 100'er koli, 50'şer koli, 30'ar koli yardım gönderdik. Oradaki depremzede kardeşlerimize. Hafiye, Şarkışla'ya, Zara'ya, Ulaş'a elhamdülillah yardımlar gönderiyoruz. Yine ilçelere ihtiyacı olan noktalara göndereceğiz.